Çok küçük geldim İstanbul'a. Önce Üsküdar'a getirdi babam. Emekli oldu valilikten. Üsküdar'a geldik. Bilecik'ten Üsküdar'a geldik. Bir herhalde 2,5 yaşında filandım Üsküdar. Sonra Kadıköy uzun. Kadıköy meşhur. Haydarpaşa çayırı yanına taşındık. Belki 4 yaşında filandım. 83 senedir. Tabii 84 sene olduk. Gerisi bir beraber. Yaş 88'i tamam gizledik. Tamamlıyoruz neredeyse. Efendim. Kadıköy ben yer değirmeninde oturuyordum. Uzun Altın Sokağı'nda. Sinagogun tam karşısında. Kadıköy'den çıkıyoruz. Moda'ya geliyoruz. Sallabaş oluyoruz. Selam vermekten herkes birbirini tanıyor. Çok kalabalıktı Kadıköy. Çok kalabalık. 17 bin kişiydi. Bostancısılar dahil. Allah'ım ya. Moda Caddesi'nde iki tane meyhane biliyorum. Bir tanesi Perikli. Soldaydım. Sağda da bizim arkadaşımız. Gramatikos. Bir şey arz edeyim size. Kızı Tasula. Bu kadar böyle masmavi ipek gibi gördüm. Masmavi cam gibi gördüm. Sarı saçlar omuzlarında mini etek. Meyhanede. 1950-51. Kimse yan gözle bakmıyor. Hayır. Grama babası. Yani sesleniyordu. Tasula. Dostum en şarakı sadına vereceğim diyor. Bana bir şarakı getir sadına vereceğim diyor. Kimse, kimse Tasula'ya yan bakmadı. Çünkü mama mutfakta Tasula ile Grama Baba ortada. Kimse yan bakmadı. Koço vardı. Koço bitti. Grama Baba bitti. Perikli bitti. Todori bitti. Todori'nin baba Todori'yi tanıdım. Oğlu Todori'yi tanıdım. Torunu Todori'yi tanıdım. Ha bir de şu arada söyleyeyim, Selahattin Pınar içki içmeden öldü. Bir. İkincisi, Selahattin Bey çok içerdi, çok içerdi. Hayır. 3 kadehten fazla içtiğini bilmiyor. Hayır. 10 sene beraber çalıştık. Bakın size bazı hatıralar da anlatıyor. Muhterem hanımefendiler, beyefendiler. Tabii bu sene 70. sene bu sahnede. Çok acıdır. Sahnede çalışmak çok acıdır. Oğlum öldü 92 senesinde, 36 yaşında. 26 senesini görmedim. 10 sene gördüm oğlum. 26 sene karımla akşam yemeği yemedim. İşte onun için ne derttir bu bizdeki akşam saatlerinde diyoruz. Evet. Herkes yılbaşında eğlenir. Sahne arkasında solist çıkacak diye bekleriz. 3 kuruş para için. Ama ne yapalım? Küfranı nimet de etmedik hiç. Allah'a hep şükrettik. Şükürler olsun. Bizi bu yaşa getirdi. Nimetini de verdi. Her şey güzel. İstanbul başka şimdi. Çok ufak bir hatıra daha anlatmak istiyorum size. Beyoğlu'nda degüstasyon diye bir lokanta vardı. Degüstasyon eskiler bilen var mıdır? Belki beyefendi bilir tabii. Dünya güzel bir şey. Pasajın hemen yanısı. Pasajdan hemen sonra. Yanında Tokatlayan Oteli. 3 tane büyük cam. Kocaman. İçinde Perikli. Arkada bir şimdi bulacağım bir piyanist vardı. Perez. Perez. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Perez çalıyor. Perez de böyle benim bir sakalı filan. İkinci camın önünde Yahya Kemal Bey oturuyordu. Zaman zaman. İspanya sefiri. Oradan geçenler hafif selam verip öyle geçiyorlar. Biz de babamla konuşurken Yahya Kemal Bey oraya gelmiş biraz geriye gençler. Onu dinleyelim ne konuşuyor ne söylüyor duyalım biz de istifade edelim. Günlerden bir gün Yahya Kemal Bey gene birdenbire Allah Allah serserilerin Beyoğlu'ndan çıkması ne zamandan beri adet oldu dedi. Efendim buyurun pardon bir şey mi oldu dediler. Yok. Demin geçen beyefendinin kravatı yoktu dedi. Bilmem arz edebilir. Markizde Lebon'da hanımefendi pekli çoraplar, fılfıl gibi çoraplar, gayet güzel şapkalar, ince tüller, 13 pound ayakkabılarla yürüdü. Kimse yan bakmadı.
gecelerini. Bildiğim İstanbul değil. Bu şehir artık benim bildiğim İstanbul değil. Ne Kalamış'tan huzur alınır, ne Marmara'nın koynuna girilir. Geçmişteki hoş geceler Körfez'deki dalgın sularda kaldı. Baksak da göremeyiz, sahilleri kirlilik aldı. Bu şehir artık İstanbul değil. İnsanlar vıcık vıcık gülseler ya birazcık geçmiş olan. Şimdilerde sevgi denen his kaybolmuş, insancıkların gönülleri buz tutmuş. İstanbul'un azalmış yeşili, her tarafı betonlarla deşili. Konuşulan dilin başkalaşmış lehçesi. Öyle yakarı ne desin lan? Hele geldik, çocuklar nerede? Bu şehir artık İstanbul değil. Bu hayal şehir benim bildiğim İstanbul değil.